Bravo. Sonunda. Bu mark olayını açıklar mısın? Ay her yayında bu mark olayını açıklıyorum abi. Bunun artık videosunu çekeceğim ben. Sonra da sizi YouTube'a göndereceğim. Git diyeceğim YouTube'dan izle. Her yayında anlatıyorum ya. Abi, cidden. Ya, hatta çekelim ya. Al buradan itibaren YouTube'da abi. YouTube'a selam çakabilirsiniz şu andan itibaren. Mark nasıl kasılır? Mark yüzdeler neye göre belirlenir? Nasıl oluyor? Nasıl mark alırız? Ne yaparız da mark alıyoruz? Bununla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar şimdi size. Şimdi mark dediğimiz bunu tabii şeklim olsun diye size T54 tankımla göstereceğim. Şekilli şükül olsun diye. Buyurun bununla göstereceğim. T54 tankımda 3 tane yıldız var mesela. Ya da E75 tankıma geliyorsun. Namlu'da 9 tane çizgi var. Allah Allah. Ne bileyim böyle işte 8 seviyelere geliyorsun vesaire. Ne bileyim burada bir IS-6 var mesela. IS-6'nın namlusu 3 çubuklu. Ne bileyim N41 Bulldog'a geliyorsun 3 çubuklu. T32'ye geliyorsun 3 çubuk, 3 yıldızlı. Bunlar ne? Ne anlama geliyor? Nasıl alıyoruz? Ne oluyor? Anlatalım. Hatta bunu 5 seviye Leopard tankımın üzerinden anlatalım. Dur. Daha da hava yapacağım. Bak. Bunun da çubuğunda çizgiler var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şuraya bir mikroskop göstermek, takmak lazım. Mikroskopla bakmak lazım buraya. Neyse. Şimdi tankların istatistiklerine girdiniz. Şuradan da ödüller kısmına girdiğiniz zaman mükemmellik işaretleri burada yazıyor. Ama ulan havamı yapamadım ya. Tüh. Arkadaşlar, hepinizden özür diliyorum. Leopard'ımın markı düşmüş. Leopard'a ben şu an geçtiğimiz dönemlerde server'daki en iyi Leopard oyuncusuydum. Markım %100'dü. Birisi beni geçmiş. Birisi beni geçmiş Leopard'a. Geçeceğim o adamı. %99,88'e gelmiş. Şimdi bu ne demek? Ne anlama geliyor? Marklar arkadaşlar attığınız hasar artı maç sonucuna girelim. Bir tane maç sonucumu açalım mesela. Buradan gösterelim. Detaylı rapora girdiğinizde attığınız hasar ve yardımınız sayesindeki hasarı toplar ve 100 maçlık periyotta bir ortalama çıkartır. Bunu da o tank bazında 14 gün boyunca oynayan diğer oyuncularla seni kıyaslar. Yani kısaca son 2 haftada o tankı oynamış oyuncular arasındaki hasar ve yardım hasarınızın 100 maçlık bir ortalamasına bakar. Ve sizi sıralamaya sokar. Sıralamaya soktuğunda eğer sen bu oynayan oyuncuların %65'inden daha fazla bir ortalamaya sahipsen bir tane mükemmellik işareti alırsın. %85'inden daha fazla bir ortalamaya sahipsen iki tane mükemmellik işareti alırsın. %95'inden daha fazla ortalamaya sahipsen 3 tane mükemmellik işareti alırsın. Mevzu bu. Mükemmellik işaretlerini kasmak için bol bol hasar atmanız ve bol bol asist hasarı almanız lazım. Yani palet hasarı olur, spot hasarı olur. Bunlar lazım. Ve bunları düzenli ve istikrarlı bir şekilde 100 maça yaymanız gerekiyor. 100 maçlık bir ortalamanız göz önüne alınır. Yani 3 tane maç oynayıp mükemmellik işareti alamazsın. O tankla 100 maç oynaman lazım ve 100 maçtaki ortalamanı yukarıya çekmen lazım. Mevzu bu. Olayımız bu işte. Ben de Leopard'da server birincisiydim ama artık muhtemelen server'da ilk 5'te falan aşağı ittirdiler beni. Birileri beni geçmiş. %99,88 olmuş. O %100'dü. Aylarca %100'de tutuyordum onu. Biri beni geçmiş. Mevzu bu. 100 maçtan önce 3 mark takanlar varsa o adamlar hayvani bir şekilde ortalamayı yükseltmiş demektir. Hani adam öyle bir ortalama yapmış ki 100 maçlık periyoda gerek kalmadan sıralamaya girebilmiş demektir. Mevzu bu. I'm feeling good.
YouTube. YouTube. Fizyoterapist. Ulan YouTube videolarını hiç kaçırmıyorsun ha. Eyvallah abi, kesene bereket. Sağ olasın desteğin için. Kocaman teşekkürler. Yani arkadaşlar, mark olayı bu. Mark kasmak için ne yapmanız gerekiyor? Bir de onun taktiklerini vereyim. Yani bir tanka nasıl mark kasılır? Kanka, mark kasmak için öncelikle bol bol hasar atmanız lazım. En az tankınızın can puanının iki katına yakın hasar atmanız lazım. Hangi tankı kullanıyorsanız kombin olarak o tankın can puanının iki katını, 2,5 katını yapmanız lazım ki en az 2 mark falan alabilirsiniz. E75'ten yola çıkacak olursak, E75'in can puanı ne kadar? Mesela 1920. Ben E75 ile son dönemlerimde neredeyse 4000 kombinle oynuyordum. Ve bu 4000 kombin sayesinde E75'e en yakın zamanda taktığım 3 mark. E75 tankıdır. E75'e taktım ve bak, daha sonra ben aldıktan sonra birileri beni geçmiş. Sıralamada bak aşağı düşmüş. %94,46'ya düşmüş. E75. Ortalamam aynı kalmasına rağmen beni geçenler olmuş ortalamada. O yüzden benim sıralamam düşmüş. Ben E75'i oynamadım markı aldıktan sonra. Ama birileri beni ittirmiş aşağıya. Yukarıya girip aşağı indirmiş. Ne yapmak lazım? 1. Bol bol hasar atacaksın. 2. Bol bol palet kıracaksın. Adamı hasar atamıyor musun? Paletini kır. İlla ki ona vuracak birileri çıkacaktır. İlla ki çıkacaktır. Ve orta tanklar için de kaplı optik takmanız lazım. Görüş mesafesini arttırıp farkında olmadan spot yapacaksınız oyunu oynarken ve spot hasarları gelecek. Aynı mantık orta tanklar için de geçer. Onlarla da hasar, palet hasarı atacaksın zaten. Bir de kaplı optik takacaksın. Bazı ağır tanklara bile kaplı optik takabilirsin. Mesela IS-7 gibi, VZ-5 gibi önde yardıran tanklarda kaplı optik takmak size spot avantajı verir. Farkında olmadan önde oynarken birilerini spotlarsın sağdan soldan. Ona çakarlar. Sana da spot hasarı yazar ve böylece markın yükselir. Unutmayın, attığınız hasar artı asist hasarınızın toplamının 100 maçlık ortalamasına bakar ve sizi diğer oyuncularla kıyaslar. O tankı oynayan diğer oyuncularla kıyaslar. Easy. Mark böyledir, böyle kasılır. Kolay bir iş değildir. Çok masraflı bir iştir. Hani mark kasmaya niyetlendiğiniz zaman sinir katsayınız yükselebilir. Ben mark kasmak için uğraşıyor muyum? Hayır. Hiçbir şekilde ben şu zamana kadar mark kasmak için uğraşmadım. Hepsi kendiliğinden oldu. Bakıyorum. Aa, bu %92'ye gelmiş, %93'e gelmiş kendi kendime oynarken. Ha diyorum, bunu hadi mark kasalım diyorum. Biraz zorluyorum kendimi. Benim şu ana kadar kastığım bütün marklar böyle oldu. Ama bu iş için özel emek sarf eden bir sürü oyuncu var ve cidden çok canavar gibi oynuyorlar. Ha, bazıları mark kasacağım diye maçı satıyor çünkü daha fazla hasar çünkü marka etkiliyor. Siz maçı satmayın. Çok da önemli bir şey değil. Al, ben mark kastım da ne oldu? Hala botum. Bir şey değişmiyor yani. Namlunda 3 tane yıldız olması çok da önemli bir şey değil. Olay bu. Mark işi budur. Böyle yapılır, böyle kasılır, böyle yapıyor millet. Ben çok önemsemiyorum ama kendi kendine zaten bütün tanklarımda 2 tane yıldız oluyor. Bazılarında kendi kendine 3 tane yıldız oluyor. Bazılarında neredeyse 3 yıldıza yaklaşıyor. Onu da ben ittiriyorum birazcık. Bazen maç satıyorum. Mark kastığım maçlarda. Mesela T54'ü hatırlıyorum. T54'ün markının son maçında %94,90 falanken o maçı kaybetmiştim. Bilerek kaybettim. Kazanabilirdim. Basıp yardırıp karşıdaki adamları açıp arkadakilere vurdurup maçı kazanabilirdim ama ölecektim o hamleyi yapsaydım. Ama o hamleyi yapsaydım TL4'üme markı takamayacaktım. Biliyordum çünkü yeteri kadar ortalamayı yükseltemeyecektim. Ve ben o maçta ileri gitmek yerine geri çekildim ve maçı kaybettim ama 3 yıldızı taktım. Maalesef böyle anılar olabiliyor 3 markı takarken. Siz bunları yapmayın. Ben yaptım, siz yapmayın. Ne demişler? İmamın söylediğini yap, yaptığını yapma demişler. Aynı mantık. Mevzu bu. Ay. Olay bu işte. Böylece YouTube'a da mark videosu çıkmış oldu. Eyvallah, kim sorduysa
Bayağıdır yapmayı düşündüğüm bir videoydu. İyi denk geldi, güzel denk geldi. Mark kaldırıldı, Euro'ya geçtik. Parçala o geçeni. Benim sayemde video çıktı, şimdi öğrendim Mark olayını. Eyvallah. Replay var, VOD linkini atsam bakar mısın? Şu an bakamam da sonradan bakabiliriz. Gönder gelsin. Barış oyun araç gülleniyor kısmında takılı kalıyor. Mod paketin varsa onu güncelle Arif.